Harun Yahya'nın çakma fosilleri başta bir göstermiştim. Bir daha göstertiyorum. Görüyor musun kardeşim? Tamam. Hocam yana yakıla yaratılış haklasının her yere ulaşmasından bahsediyorum. Allah Biliyorsun Allah. Zaten. Yaratılışlıkları hesaplaşma. 2 2 4 eder falan. Bu da ne tarzı hesaplaşma? Bileyim ben gerçek yaratıcı. Abarey, bütün dergiyi bize ayırmışlar ya. Bu ne böyle hoca? Şunu harcadığınız kağıda yazık ya. Yani gerçi tabii yani yazık da değil tabii. Yani. Çünkü buradan Darwinizmin geçersini daha iyi anlamış tabii, oluyorlar. Evet hocam. Yaratılışçılık atlası. Baba 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 baba. Bak köftelere bak sen, şu gayrete bak şunlar. Efendim. Bak dergiyi de tanıtıyorum. Of abiden de maşallah güzel hocam. Bir resmi. Maşallah. Maşallah. Süpersiniz maşallah. Ne diyor orada başlıkta? Yaratılışçılığın çürütülmesine taksonomi katkısı. Ah buyur. Ne taksonomi? Niye takacağız ya? Yaratılışçılığın çürütülmesine taksonomi. Hoppala neler duyacağım daha ya. Bakır ya taksonomi nedir bu ya? Sözlükle mi konuşacağız bunu? Lan bunun bir Türkçesi yok mu? Azorlar Üniversitesi Azor Biyolojisi Bölümü Genetik Kaynak Araştırma Merkezi. Antonio, vay be, Antonio Banderas. Afrika'nın Mandelası demiş, Türkiye'nin Banderası, vay be. Bu çalışmanın amacı evrim karşıtı yaratıcı savların alaşağı edilmesine taksonominin Allah ha taksonomi ne bilek abi ya. Allah daha ne diyeceğim. Önemli katlı yapabileceğini gözler önüne sermek. Makalenin yöntemi Türkiye'de Harun Yahya mahlasıyla faaliyet gösteren yaratılış yanlısı cephenin başlıca eseri yaratılış atlasının taksonomi. Allah Allah. Ne takmamız gerekiyor anlamadım. Temelini dikkatle gözden geçirmek oluşturuyor. Yaratılış atlasının temel hedefi fosillerin ve yaşayan organizmaların özdeş olduğunu yani canlıların yaratılıştan beri değişmediğini sergilemek suretiyle evrimin gerçekleşmediğini kanıtlamak. Fakat bu savun üzerine inşa edildiği Allah şu kelimeyi değiştirin ya. Taksonomi. Temeli gülünçlük derecesine varacak kadar baştan sona hatalı. Abi niye başında söylemediniz baskıdan önce? Değil mi ya insan baskıdan önce? Allah'ım ya. Ben bu köftelere ne diyeyim ya? Öyle ki Yaratılış Atlası'nın evrim kuramına karşı ciddi bir meydan okuma teşkil etmeyi bir kenara bırakın. Bırakalım kenara da ne olacak o zaman? Zerre biyolojik geçerliği dahi yok. Zerre biyolojik geçerliği dahi yok. Peki niye o kadar panik oluyorsunuz ya? Bu nedir ya sayfalarca bu? Madem zerre miktarı, bir atom miktarı falan etkisi yok. Köfteler sizi. Bu nedir lan bunlar sayfa sayfa? Lan derken tabii sizler demiyorum yani. Genel anlamda diyorum aman. Bu nedir abinize bu kadar sayfa ayırmak? Madem zerre miktarı, bir molekül miktarı etkisi yokmuş. Bu nedir abinizin kitapları ne? Adnan Oktar'ın pek çok yardımcısı ve hayalet yazarı. Biz roman mı yazdık hayalet? Bu nedir ya? Var mı öyle bir olay? Olmasına rağmen. Evet. Harun Yahya mahlasıyla. Ne yapayım be? Ne diye? Adnan Oktar yazmıyor muyuz biz kitapları? Yazıyoruz. Tamam. Atlas of Geration. Nedir bu ya? Geration. Ağlayacaklar Allah. Yaratılma içindeki
Taksonomi. Ay Allah'ım. Bak bu sayfaları daha hala bitmiyor. Daha hala. Baba yine. Allah Allah. Ben bitti. Bak yine bitmiyor. Ya hani zerreme, atom bilmem ne falan önemi yoktu falan. Sizi köfteler sizi. Sizi haytalar sizi. Baba daha hala devam ediyor sayfa sayfa. Bu nedir ya, köpek kafası gibi bir şey var, ürkünç bir şey. Ha, leoparmış, pardon. Bak daha hala devam ediyor. Şöyle deyin, atom kadar kıymeti yok demeyin de atom bombası kadar önemi var deyin bari. Haytalar. Abinin yine bitmemiş, baksana evrim. Ay baba bu nedir ya? Yaratılışı tenzedir tabii, Allah affetsin. İnşallah. Yani bir espri yapıyorduk, evet, ama evet. Yanlış oldu tabii, Allah affetsin. İnşallah. Neredeyse atlası verecekler. Bilim ırkçılığı öyle diyoruz. Deri rengimiz nasıl oluştu? Solaryuma girmiştir sen. Güzel hala renk alırsın. Allah'ım benden kurtulamayacaklar. Bir gün gazetesi. İnternet. Efendim. Ya bu çocuklar niye bu kadar çırpınıyorlar ki Allah aşkına? Atom bombası etkisi nedeniyle Allah'a. Ya kardeş, baksana hep. Mesela bu sayısında da yine diyorlar ki köfteler, işte Adnan Hoca'nın kitabı önemli değil. Peki bak burada da sayfalarca yine bu konuya ayırmışsınız. Efendim ben söyleyeyim. Yine efendime söyleyeyim, Türkiye'de diyor bak burada da yine bize yönelik uzun uzun yazmışsınız, burada da var efendim. Evrim ne diyor? Baksana sayfalarca bu işte uğraşmışlar. Şimdi bilim ve gelecek derginizi bak tanıttım.